Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fih. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhikna bis salihin. Yaratan, yaşatan ve yöneten alemlerin yegane sahibine, hakimine, malikine, Rabbine sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem, Habibi Huda, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kumları arasına bizleri de dâhil eylesin. Rızasına uygun bir hayat yaşayıp iman ve şehadet üzere teslimi ruh etmeyi nasip eylesin. Cümlemizin ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin diyelim. Yusuf Suresi 37. ayeti kerimeyle dersimize devam edelim. İstifade edebilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Estaizu billah, bismillah. Kale la ye'tikuma ta'amun turzakanihi illa nebbe'tukuma bitevili kablen ye'tikuma ila ahiril ayet. Kale, Yusuf aleyhisselam dedi ki, ne dedi, kime dedi? Kendisine beraber zindana girdiği arkadaşları, gördükleri rüyalarını anlatıp o rüyaların tabirini istediklerinde Yusuf aleyhisselam onlara gördükleri rüyanın tabirine geçmeden evvel ne diyor onlara? La ye'tikuma ta'amun, size yiyecek henüz gelmeden, turzakanihi, rızıklanacağınız. Yani günün belli vakitlerinde size zindanda yemek getiriliyor. O yemek henüz size daha gelmeden nebbe'tukuma, ben onları size haber vereceğim. Karşısındaki o iki kişiye, rüyalarının tevilini isteyenlere diyor ki, daha yemekler size gelmeden menüde ne var? Bugün efendim ne yiyeceğinizi ben size haber vereceğim. Bunu niye söylüyor Yusuf aleyhisselam? Karşısındaki muhataplar, ya biz seni inna nerake minel muhsinin, hani seni güzel bir insan olarak görüyoruz. Bu rüyalarımızı tabir edeceğine inanıyor, sana güveniyoruz. Böyle böyle rüyalar gördük. Bu konuda ne dersin demeleri üzerine karşı tarafın güvenini teyit etmek. Yani ben sizin söylediğiniz o muhsinlerden olduğumu, söyleyeceklerime kulak verin, beni dinleyin, itimat edin. Bakın, sade rüya değil, ben gayipten de haber veriyorum size. Rüyalarınızın tabirine daha geçmeden bugün öğlede ne yiyecek olduğunuzu, beraber zindandayız, ben ne biliyorum? Mutfakta değilim, hazırlayanlar arasında değilim, bana sorulmuyor. Ama az sonra göreceksiniz, öyle de şunu yiyeceğiniz, akşama bunu yiyeceğiniz. Bütün bunları muhataplarına söylüyor ve söyledikleri de gerçekleşince artık bu saatten sonra Yusuf Aleyhisselam'ın ağzından çıkanlara nasıl kulak verirler? Yani önce kendi varlığını karşı tarafa kabul ettiriyor, güvenlerini sağlıyor. Ama bunu yaparken de ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي, yani ben rüyaları tabir ederken ya da size gaipten, gelecekten haber verirken ben bunu kendim yapmıyorum ha. Sakın, yani bu efendim sihirbazdır, işte yıldızlara bakıyor, fallara bakıyor, cinlerden haber alıyor. Ben kendiliğimden bunları size yapmıyor, söylemiyorum. Rüyaları tabir etmek de, gayipten size bilgi haber vermek de Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Dolayısıyla muhataplarına neyi hatırlatıyor önce? Yani ben aracıyım, benim söylediklerimi bana söyleten var. Devam edelim, daha iyi anlayacağız inşallah. Sonra diyor ki inni teraktu millete kavmin. Ben kavmin milletini terk ettim. Teraktu millete kavmin. Kavmin milletini. Kavmin milleti ne demek? Millet ne demek? Biz millete başka bir anlam veriyoruz. Bizim için millet işte toplum, kavim, ırk, milliyet manasına. Ama Kur'an'daki millet kavramı hangi manada kullanılıyor? Kavmin, yani benim içinde yaşadığım bu toplumun milletini terk ettim ben diyor. Yani ben bu ırktan değilim, vatandaşlıktan çıktım demiyor Yusuf Aleyhisselam. Kavmin milleti, kavmin dini demek. Millete Kur'an'ın yüklediği mana nedir? Hani millete İbrahim diyor ya Cenab-ı Hak, İbrahim'in milleti. Çocukluğumuzda eskiden camilere gittiğimizde bize kimin milletindensin diye öğretirlerdi değil mi? Kimin zürriyetindensin? Adem Aleyhisselam'ın. Kimin milletindensin? İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden. Ne demek millete İbrahim? İbrahim'in dini demek. Demek ki millet ne demek? Din. Kavmin dinini ben terk ettim diyor. Adamlar rüyalarını anlatmışlar Yusuf Aleyhisselam'a. Ya biz rüyada böyle bir şeyler gördük. Sen bize bunun tevilini yapar mısın? Yusuf Aleyhisselam kendine soru soranlara ne diyor? Ben Allah'ın kendisine ilim verdiği, hikmet verdiği, size bak gayipten haberler verecek olan biriyim. Çünkü ben şu kavmin, içinde yaşadığınız toplumun dinini terk ettim. La yu'minune billah. Bu toplum Allah'a iman etmiyor. Ve hum bil ahiretihum kafirun. Onlar ahireti diye inkar ediyorlar. Yani Allah'ı ve ahireti inkar eden bu toplumun milletini, dinini ben terk ettim diyor Yusuf Aleyhisselam. Ne öğreniyoruz buradan? Ne işin olursa olsun, görevin, ünvanın, makamın, hangi statüde olursan ol. Bak birileri bir şekilde sana gelmişler. Bir şekilde diyalog kurmuşlar. Bir şekilde insanlarla teşriki mesai kurdun. Ne yapacaksın? Bak ben sadece rüya tabir eden bir adam değilim ha. Ben sadece size sizin bilmediklerinizi haber veren biri değilim. Ben aynı zamanda bir davetçiyim diyor bak. Daha rüyaların yorumuna, tabirine geçmeden Yusuf Aleyhisselam neye vurgu yapıyor? Ben bu milletin dinini terk ettim diyor. Muhataplar da dikkat kesiliyorlar. Ne diyor? O millet Allah'a iman etmiyor. Bunlar ahirete iman etmiyor. Ben bu toplumun dinini terk ettim diyor. Yani ne yapıyor? Kendisine soru sorulmasını fırsat bilerekten hemen davete başlıyor. Yani Müslüman her fırsatı asıl amaca, gayeye hizmet etmek adına fırsat bilecek. Bu din sadece hocaların dini değil. Ne iş yapıyorsun? Esnafsın. Ne iş yapıyorsun? Mühendis, doktor, öğretmen, işçi, memur. Bir şekilde insanlarla münasebet kuruyorsunuz. Karşınızdaki insanlara asıl amacınız, derdiniz, gayeniz Allah'ın dinini anlatmak olsun. Onlara hakkı söylemek, onları hakka davet etmek. Yani bir davetçi olduğunuzu, asıl yapmanız gerekenin bu olduğunu. Tamam ben rüyaları tabir ederim. Ama yani rüya tabiri etsem elinize ne geçecek? Ortada bir hakikat var ya. Böyle giderseniz ahiretinizi kaybedecek. Bak bu toplum İnkar eden bir toplum. Ben bu toplumdan kendimi sıyırdım. Siz de akıllı olun. Allah var, ahiret var, ölüm var. Müslüman dininin tebliğcisi, davetçisidir. Her Müslüman. Bu sadece hocaların görevi değil. Ama burada önemli bir husus daha var. Yusuf Aleyhisselam karşısındakileri ala rivaye 5 sene beraber zindanda kaldılar. 5 sene üzerine bu konuşmalar geçiyor aralarında. Ve ne diyorlar ona? İnna nerake minel muhsinin. Ya biz seni hakikaten çok düzgün, çok güzel, işini güzel yapan bir adam olarak görüyoruz. Dolayısıyla önce muhatapların güvenini kazandı Yusuf Aleyhisselam. Önce evet bu adam bize yanlış söylemez. Bu adamın söyledikleri hakikattir. Bu adam düzgün bir adam, doğru bir adam, dürüst bir adam. Bu imajı karşı tarafa kabul ettirdi. Ondan sonra kendine gelindiğinde şimdi oturun konuşalım. Bak din var, ahiret var, Allah var, inkar eden bir toplum var. Bu toplumun bir milleti, bir dini var diye ufaktan emri bil marufa başladı. Yani tebliğden önce temsil olması lazım. Temsiliyetiniz yoksa tebliğinizin de karşılığı olmaz. Karşınızdaki insanlara önce güven vereceksiniz. Kendinizi kabul ettireceksiniz. İşinizi düzgün yapacaksınız. Yani işini düzgün yapan bir doktor, kendisine gelen hastalarına o hasta doktor ilişkisi esnasında bir emri bil maruf yaptığında ya zaten 10 numara bir doktor, işinin ehli bir doktor. Efendim ahlakı güzel, huyu güzel, para canlısı değil, derdi benden para kazanmak değil. Beni düşünen, benim iyiliğimi düşünen, yani önce doktor, hekim olarak vatandaş seni sevdi mi? Ha ondan sonra araya asıl amacı, gayeyi, Allah'ın dinini sıkıştırman lazım. Ama tabiri caizse Müslüman üzerindeki elbiseyi pazarlayan pazarlamacı gibidir. Bir pazarlamacı düşün. Şimdi ben size üzerimdeki cübbeyi anlatacağım. Kıymetli Müslümanlar, değerli kardeşim, bak bu cübbe var ya, ya bu cübbe sana o kadar güzel yakışır ki. Bu cübbe işte efendim vücudunu setreter. Bu cübbe şöyle kalitelidir, böyle güzeldir. Anlatırken muhatap benim sözlerimden ziyade anlattığım bu cübbenin benim üzerimdeki duruşuna bakacak, öyle mi? Ya madem bu kadar güzel bir cübbe, ya iyi güzel de bunun kolları yukarı kıvrılmış. Efendim ütüsü yok, kırışık, vücuduna senin bol geliyor ya da dar geliyor. Sana uymayan, sende güzel görünmeyen bir şeyi ya niye bize anlatıyorsun? Bu o kadar güzel olsa önce sana yakışır. Sana yakışmayan şeyi nasıl bana yakıştırıyorsun der muhatap. O zaman önce kendine yakıştıracaksın. Manken gibi olacaksın. O mankenin üzerindeki vatandaş niye alışveriş yerlerinde satılacak olan kıyafetler mankene giydirilir? Çünkü mankenin üzerinde durduğu gibi benim de üzerimde durursa bak ne kadar güzel olur. Yani mankene yakışan sana da yakışır. İmajını sana vermek için. Sen de dinini manken gibi temsil edersen ya bu adamın üzerinde bu kıyafet ne kadar güzel, aynı kıyafeti ben de isterim dedirtmen için dinini güzel yaşayacaksın. Sen dinini güzel yaşayarak insanlara örnek olacak, yaşantınla insanlara vaaz edeceğin, nasihat edeceğin. Sabah namazına cemaate gelmeyen, sabah namazı cemaatinde bulunmayan bir hocanın cemaate sabah namazının faziletini anlatması nasıl olur? Cemaat demez mi? Ya hoca efendi, madem sabah namazı cemaati bu kadar faziletlidir, kıymetlidir, vaktiyle sabah namazlarında böyle cemaatimiz dolardık, taşardık. Şimdi niye görmüyoruz seni sabah namazlarında? Sormaz mı vatandaş yani? Bu sadece anlatılacak, konuşulacak, din üzerinden propaganda yapılacak bir malzeme unsuru değil. Önce sen yaşayacaksın. Karun gibi hayat yaşayacaksın. Bir elin yağda, bir elin balda. Efendim sen söyle. İstediklerin olacak. Sen bir şey istediğinde ortalığı ayağa kaldıracaksın ama birilerinin böyle basit işleri için ya aracı olsanız ya da dua etseniz ya da bu işi halledebilirsin, imkanın var, yetkin var denildiğinde tevekkül et, kadere razı ol. Ya sen kendi işin için Ankara'lara gidiyorsun, sen kendi işin için tanıdık tanımadık bütün siyasileri, bakanları ayağa kaldırıyorsun. Bana sıra geldi mi? Tevekkül. Kadere rıza göster, dua et. Yakışıyor mu? İnsanlara ya fakirlik de imtihandır, halinize şükredin. Peygamber 3 gün karnını doyurmadı bu dünyada, neyin peşinde koşuyorsunuz diyeceğim. Ama bunu söylerken 200 kiloluk bir adam olacağım. Bir oturuşta af buyurun deveyi hamuduyla beraber götüreceğim. Ama cemaate sabır tavsiye edeceğim. Anlatabildim mi? Önce temsil kabiliyetin olacak, sonra tebliğ edeceğim. Yaşamadığın dini insanlara pazarlamayacaksın. Yusuf Aleyhisselam önce karşısındaki insanlara sen ne güzel insansın dedirtti mi? Ha, işini güzel yapan adam muhataplarına şimdi Allah'ın dinini konuşabilir, anlatabilir dedikten sonra Yusuf Aleyhisselam'ın burada dikkat çeken ifadesinde ne diyor? Ben kavmimin dinini, milletini terk ettim diyor. Kavmin milleti. Millet neydi? Din. Yusuf Aleyhisselam'ın o Mısır'da zindana düştüğü dönemlerde Mısır'da yaşanan egemen din hangi dindi? Hristiyanlık mı? Yok. İsa Aleyhisselam daha gelmedi. Musevilik mi? Yahudilik mi? Yok. Ama din diyor, ben toplumun dinini terk ettim diyor. Mekke müşrikleri Efendimiz Aleyhisselam'a gelip de kul ya eyyühel kafirun, hani ey kafirler Habibim de onlara la a'budu ma ta'budun, sizin taptıklarınıza ben tapmam, siz de benim taptığıma tapmazsınız. Sonunda lekum dinukum ve liye din, sizin dininiz sizin, benim dinim benim. Mekke müşriklerine Allah Resulü Aleyhisselam sizin dininiz sizin olsun derken Mekke müşriklerinin dini neydi? Din derken ne anlıyoruz? Hristiyanlık, Yahudilik, din bu mu? Kur'an'ın dine yüklediği mana onların yaşadıkları hayatın, yaşam biçiminin, düzenin, sistemin neyse hayatlarında kabul ettikleri izimler, rejimler, sistemler Allah katında din olarak kabul ediliyor. Ben sizin dininizden değilim, ben toplumun dinini terk ettim derken yani bunların dünya görüşü, yaşam biçimi Allah'ın razı olacak olduğu bir hayat tarzı değil. Çünkü bunlar ahirete inanmıyorlar, Allah'a inanmıyorlar, hayatlarını Allah'ı karıştırmıyorlar. Ben bunların dinini terk ettim diyor Yusuf Aleyhisselam. Devam edelim, daha iyi anlayalım inşallah. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي. Peki ben bu toplumun dinini terk ettim de neye tabi oldum? Bak Yusuf Aleyhisselam nasıl davet ediyor, ne anlatıyor? Muhataplarına zindanda ilk defa emri bil maruf yapıyor bak. İlk defa karşısındaki insanlara Allah adına, din adına bir davet yapıyor. Ne anlatıyor onlara? Ben toplumun dinini terk ettim diyor. Bilakis babalarımın dinine tabi oldum. Babalarının dini derken neyi kastediyor? Millete abai İbrahim ve İshak ve Yakub. Benim babam Yakub Aleyhisselam, onun babası İshak Aleyhisselam, onun babası İbrahim Aleyhisselam, üçü de peygamber. Ben bu babalarımın dinine uydum diyor. Peki Yakub Aleyhisselam'ın dini, İshak Aleyhisselam'ın dini, İbrahim Aleyhisselam'ın dini neydi? Hepsinin dini ortak bir din değil mi? Bak hepsinin dinine uydum ben diyor. O zaman bütün peygamberlerin ortak bir dini var. Tek bir din var. Yani İsa Aleyhisselam'ın diniyle İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Musa Aleyhisselam'ın dini, Muhammed Aleyhisselam'ın dini farklı din değil. Tek bir din var. İnned dine indellâhil İslam. Allah'ın peygamberlerle gönderdiği bir tane din var. Onun da adı İslam. İbrahim de Müslümandı. Yakup da Müslümandı. İshak da Müslümandı. Musa da İsa da aleyhisselam. Bunların hepsi İslam dininden. Ve ben onların dinine, milletine uydum. Devamla ne diyor? مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ şey. Yani şimdi diyor, babaları Yakup, İshak, İbrahim olan, bu peygamberler ve onlara tabi olan bana ya da beni dinleyen siz muhataplara Allah'a şirk koşmak yakışır mı diyor ya. Muhataplarına bak, ilk görüşme, ilk konuşma, din adına ilk davet. Neyi anlatıyor Yusuf Aleyhisselam zindanda muhataplarına? Ya sizin niye başınızda takkeleriniz yok demiyor değil mi? Ya sizin kollarınız niye kısa, kısa kol gömlek, kısa kol tişört yakışıyor mu size demiyor. Hani sizin sakalınız var mı demiyor. Peki de siz zekat da vermiyorsunuz demiyor. Yusuf Aleyhisselam muhataplarına ne diyor? Şirkten bahsediyor, şirkten. Bir peygamberin önceliği neymiş? Muhatap olduğun insanlara din adına ilk vermen gereken neyin mesajı, neyin daveti olmalıymış? Şirk bak, yani iman, yani tevhid ki devam ediyor. Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Yakışır mı bize diyor ya? Yani Allah'a ortak koşmak. Haşa ve kella. Mülkünde Allah'ın yetkilerini kısıtlayıp Allah'a ait olması gereken yetkilerin bir kısmını Allah'tan alıp başkalarına vermek. Bunun adına şirk diyoruz. Bak inkar etmek demiyor Yusuf Aleyhisselam'a. Demek muhataplarda bir Allah inancı var mı? Yani hem Allah'a inanıyorsunuz hem de o Allah ile beraber ona başka varlıkları ortak koşuyorsunuz. Yakışır mı bize diyor ya? Haşa ve kella. Nasıl oluyor da Allah'ın yetkilerini Allah'tan alıp da başka varlıklar üzerine işte haşa o yetkileri Allah'a ait olan o sıfatları, o fiilleri Allah'tan gayrine tahsis etmek. Bunlar yanlış şeylerdir diyor ya. Daha rüyalarının tabirine geçmedi bak. Muhataplarına önce tevhidi, akideyi anlatıyor. Önce şirkin yanlışlığından bahsediyor. Sonra rüyalarının tabirine gelecek. Çünkü mesele, gaye, amaç muhatapların ahiretini kurtarmak. Muhatapların ahireti zayi olduktan sonra, yani şu cemaat ahireti kaybettikten sonra benim size yapacak olduğum rüya tabirlerinin, size anlatacak olduğum sizin bilmediğiniz bilgileri vermenin ne faydası var size? Kafanızda eğer küfür, şirk, batıl bir ideoloji, imanınızda bir sıkıntı, tevhidi akidenizde bir bozukluk varsa önce onu düzeltmeliyim. Ondan sonra artık neyse teferruat, detay bunlar sonranın meselesidir demek istiyor Yusuf Aleyhisselam. Evet. Bir ayet daha okuyalım inşallah. Ya sahibeyi sicn, ey zindan arkadaşlarım diyor ya. Ey cemaatim diyor. Ey kardeşlerim. Bak ey arkadaşlarım diyor onlara. Ey dostlarım. Yani muhataba böyle canı gönülden, muhabbetle, güzellikle yaklaşmak lazım. Öyle üst perdeden ya ben bir peygamberim. Ey zindandakiler kim bilir ne hırsızlık ettiniz, ne arsızlık ettiniz demiyor onlara bak. Zindandakilere bile dostum diyecek. Ey kader arkadaşlarım, zindan dostlarım. Sizin halinize çok üzülüyorum ya. Siz şöylesiniz. Kim sen kimsin? Yani böyle kendisi çok üst perdeden kendini kurtarmış ama size üzülen, sizin durumunuza acıyan, size böyle yukarıdan bakan, böyle hitabı Allah tasvip etmiyor. Bak peygamber üzerinden muhataplarına, ben de sizden biriyim ya. Kul innema ene beşerun mislüküm. Ben de sizin gibi bir beni Adem'im, ben de insanım. Yoksa ben ahireti kurtardım, ben artık sizi düşünüyorum. Ne olacak sizin bu haliniz? Böyle bir usul, böyle bir üslup, böyle bir metot, böyle bir tebliğ anlayışı olmaz. Ey zindan arkadaşlarım, erbabun muteferrikun, çeşit çeşit Rablar, çeşit çeşit putlar, çeşit çeşit ilahlar. O gün Mısır'da 30 civarında tanrılar, putlar edindiklerini biliyoruz. Yani insanlar dünya hayatlarında 30 değişik ilaha tapıyorlar. 30 değişik putları var. Yusuf Aleyhisselam diyor onlara, erbabun muteferrikun. Yani çok değişik Rablar, ilahlar, putlar mı hayırlıdır? Bak karşı tarafa soru soruyor. Onları düşünmeye sevk ediyor. Aklınızı kullanın ya. Kaç tane? 30 tane ilahınız var. 30 tane ilah mı daha hayırlıdır? Emillahil vahidil kahhar. Yoksa kahhar olan Allah mı daha hayırlıdır? Bak Allah'a nasıl davet ediyor? Allah'ın karşısına haşa koyulan sahte ilahları, tanrıları, putları karşısındakilere reddettirerek. Ya kaç tane ilahınız var söyleyin? Kaç tane tanrınız var? Her işinizi bir başka tanrıya havale ediyorsunuz. Yağmuru bir tanrıdan, güneşi bir tanrıdan, rızkı bir tanrıdan, evliliği bir tanrıdan, yerleri bir tanrıdan, gökleri bir tanrıdan, dünya işlerini başka bir tanrıdan, ibadeti başka bir... Kaç tane ilahınız var sizin dedi ya? Ya bu mu daha hayırlıdır siz söyleyin? Yoksa kahhar olan, tek olan Allah mı? Yani şöyle düşünün. Yağmuru yağdıran bir ilah, bulutları sevk eden başka bir ilah, güneşi yöneten başka bir ilah, ayı yöneten başka bir ilah, dünyayı yöneten başka bir ilah, tabiatı, doğayı yöneten başka, denizi. Ya bu aklınızın kabul edeceği bir şey mi diyor Yusuf Aleyhisselam muhataplarına? Böyle çok ortaklı ilahlık, haşa. Yani biri diyecek ki ben yağmuru yağdırmak istiyorum. Öteki yok, ben güneş açsın istiyorum. Biri diyecek ki efendim dünya güneşin etrafında dönerken gece gündüz ya da mevsimler, işte efendim şu saatler, şu mevsimler, öteki buna olur mu yani? Akıl mantık bunu kabul eder mi? Ama bir tane tek elden yönetilen ve o tek elde nasıl bir Allah? Kahhar olan Allah diyor. Ne demek kahhar? Yarattığı varlıkları kendisine zorla boyun eğdirecek, karşısında durulmayacak, itiraz edilmeyecek yegane güç sahibi Allah mı? Hangisi daha hayırlı? Güneş Allah'a itiraz edebilir mi? Ay Allah'a itiraz edebilir mi? Bulutlar, gezegenler, kim Allah'a itiraz? Kendine itiraz edilmeyen bir Allah mı? Yoksa biz sizin uydurduklarınız mı? Evet, Yusuf Aleyhisselam'ın demek ki ilk daveti daha rüyaların yorumuna, tabirine geçmedi. Öncesinde anlatması gerekenler var, ondan sonra detay teferruat. Rabbim bize hakkı, hakikati Kur'an'da anlattığı üzere anlamayı, anlatmayı ve yaşamayı nasip eylesin. Önce sağlam bir iman. İman sağlam olmayınca amelinin üzerindeki kıyafetin, motoru olmayan bir arabanın kaportasını ne kadar cilalarsan cilala, motoru yoksa Allah hepimizin imanını sahih eylesin, sağlam eylesin diyelim. El Fatiha.